Devran? Hünkârım ben. Şşş. Sakın ha. Ağlama, sil gözyaşını. Sen bana daha nice evlatlar vereceksin. Nasip değilmiş yüce Allah'ın takdiri. Üzülme, beni de üzme. Mustafa seni böyle ağlarken görmesin. Söyledin mi biliyor musun? Ben konuşurum Mustafa ile. Sen iyileşmene bak yeter ki. Divan toplantısı beni bekler. Üzülme artık. Bak aslan parçası bir şehzademiz var. Onu da düşün. Hem gençsin. Maşallah saatin yerinde. Elimde değil. Çok istemiştim bu çocuğu. Tam zamanıydı. Uzun zamandır gebe kalamamıştım. Daha olur mu? Valide Sultanım. Rahatsız olma. Geçmiş olsun. Sizleri de üzdüm. Hatice, sen Mustafa'mı bul, onunla ilgilen. Ben buradayım. Utanmalısın yaptıklarından. Allah'tan kimse görmemiş bu rezaleti. Nasıl bir cariyeyle kavgaya tutuşursun? Sen Haseki Sultan'sın. Şehzade anasısın. Burası Topkapı Sarayı. En cahil insan bile bunu yapmaz. Keder içindeydim. Evladımızın kaybını haber vermek için. Acımı hünkârımla paylaşmak için as odaya giderken karşıma çıktı validen. Çıksın sana ne? Muhatap alma, yürü git. Ben de öyle yapıyordum. Ama neler söyledi avaz avaz. Tutamadım kendimi. Ne söyledi? Sizi bu saraydan sürdüreceğim. Valide Sultan'ı da, seni de, oğlunu da defedeceğim. Bu saray benim olacak. Siz eski sarayda kilit altında kalın. Yeter! Bu mevzuyu Süleyman'ın bilmeyecek. Çabuk söyle vaziyetini. Dahi Hatun beni hemen kovaladı odadan tabii. Ama kenardan gördüğüm kadarıyla vaziyet felaket sultanım. Ölü gibi uzatmışlar yatağa. Keşke ölse de kurtulsam. Keşke. Neredesin? Seni bekliyorum. Şehzademiz Mustafa geç uyudu. Git bak şu Allah'ın belasına ayaklandı mı? Vaziyetini öğren gel hemen. Meraktan çatlamak üzereyim. Baş üstüne efendim. Hemen gidiyorum. Efendim, hünkârımız hareme geldi. Bir hışımla Aleksandra'nın odasına girdi. Kim bilir ne yalanlar söylüyordur şimdi.
Mazlum, mağdur, zavallı yaptı kendini. Melek gibi dolanıyordur hünkârımın etrafında. Yalan. Ne derse yalan. Sen benim Mahidevran Sultanım değilsin. Söyle, senin içine bu şeytan nasıl girdi? Hünkârım... Sen nasıl benim haremime, mahremime el kaldırırsın? Ona kalkan eli bana kalkmış sayarım. Seni, sesini, gölgeni bile görmek istemiyorum. Sultanım lütfen. Senin sesini duymak istemiyorum. Sen bize ne yaptın? Mahidevran, öldürdün bizi. Günlerdir o cariyeyi odasına aldı bakıyor. İyileşsin diye uğraşıyor. Validem çok gücüme gidiyor. Sen bu sarayda kaldığına şükret ve sus. Aslanım seni burada görmek bile istemediğini söyledi. Zaman geçsin biraz, kızgınlığı yatışsın. Seni nelerden kurtardım, hala şikayet etme. Evladınla uğraş, dua et, hayır işle, sabırlı ol. O hatun zehirledi. Büyüler yaptı hünkârıma. O yılan validen ben biliyorum. Yılan o. Başı ezilmezse hepimize zarar verecek. Yeter Mahidevran. Bunaltma beni. Hadi git Mustafa ile ilgilen. Kendi derdine düştün, onu unuttun. Analık görevlerini ihmal etme. Allah'ım beni affet. Kardeşi istemedim. Kardeşim bana küsmüş gitmiş. Gelsin. Yazık, küçükmüş o. Annem ağlamasın, gelsin kardeşim. Söz veriyorum, çok seveceğim. Babam beni çok sevsin. Annem üzülmesin. Allah'ım beni duy ya Rabbim. Mustafa, uykun gelmedi mi senin? Şimdi uyuyacağım. Gelsen de uyu benimle. Gel yanıma. Hadi birlikte yatalım. Sultan Süleyman Han Hazretleri.
Gazan mübarek olsun hünkârım. Allah'a emanet ol. Saraydan çıktıktan sonra rahmetli babamın türbe ve caminin ilk tuğlasını ellerimle koyacağım. Duamı da eder, öyle yola revan olurum. Malum, gidip de dönmemek var valide. Bezik taşı dikelim de arkası gelir. Aslan parçası. Baba ben de geleceğim kafirle savaşa. Kılıçtan geçiririm, kellerini de sana veririm. O kutlu günlerimiz de gelecek inşallah. Mustafa'm, ne fetihler yapacağız birlikte. Mektebi, hocaları ihmal etmek yok ona göre. Baba bana hep mektep deme. Tören başlıyor, gitme vakti. Dualarınızı eksik etmeyin. Valide Sultan akşam bir davet veriyor. Sizi de bekliyor muhakkak. Kimin şerefine bu davet? Güzel, en güzel kaftanlarımı çıkar. Bu gece çok güzel olmalıyım. Batur Bey ne dedi? Beğenmiş mi? Beğenmek ne demek? Ölmüş, bitmiş. Gel benimle. Ne var?
Kabahat mı yaptım? Ceza mı var? Gel gel, korkma. Sultan'dan Allah razı olsun. Bak nasıl kurtulduk Rutenyalı köleden. Sultanım, inşallah bir aksilik çıkmaz. Ağzını ayrı aç. Şimdi o kölenin yüzünü görmek isterdim. Gidiyor. Gittiği yerde de cehennem azapları yaşar inşallah. İnşallah. Eğleniyor musun Mahide Evren? Sayenizde muhteşem bir gece oluyor sultanım. Daha da iyi günlerimiz, gecelerimiz olacak bundan böyle. Öyle değil mi Hatice? Hünkârımız salimen muzaffer dönsün. Ben başka saadet istemem bariden. Arsızın yaptığını gördün mü? Şeytan dedi al ayağının altına. Gitmeyeceğim diyor. Sultanın kadını benim diyor. Sen kim? Asekilik kim? Rus köle. Sultanım bence çok korktu. O yüzden böyle had bilmez konuştu. Gidecek. Ağlasa da, patlasa da, çatlasa da gidecek. Hünkârımızdan haber var mı validem? Bugün yarın gelir. Dün gece sabaha kadar onunla uğraştım rüyamda. Su kenarında atıyla duruyordu. Elini suya soktu. Kocaman bir balığı eliyle tuttu. Bana uzattı. Balık kısmettir derler. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Aa, kim gelmiş? Ders bitti mi? Bitti. Aferin. Hatice gel bahçede oynayalım. Sen bahçeyi boş ver şimdi. Gel ben sana terasta ne göstereceğim. Gel. Serpildi Mustafa. Boyu uzun olacak aslanım gibi. Sultanım duydunuz değil mi o kadının yaptıklarını? Gelin olmam... Çağırdım konuştum. Lakin öyle bir şey söyledi ki şaştım kaldım. Sultanım keşke muhatap olmasaydınız o terbiyesizle. Her türlü kem söz var onda. Gebeyim dedi. Yalan. Yalan söylüyor. Sultanım, Lala Paşa Sümbül Ağa'yı çağırmış. Hadi ne zaman hazır olacak gelin demiş. Korktuğum başıma geldi. Ne diyelim şimdi? Sümbül Ağa konuşmuş mu Hürrem'le? Bayağı gözünü korkutmuş. Ağzından işin doğrusunu alabilmek için. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ben gebeyim, gitmem diyormuş sultanım. Yalancı. Yalancı şeytan. Böyle olmaz. Akşam hekim kadına gizlice götür baksın.
kimse görmesin. Öyle hallet daha iyi. Lala Paşa'yı da oyalayayım biraz daha. Yarına kaldı diyeyim. Uyku mu tutmadı? Yok. Size bir bakayım istedim sultanım. Söyle dahi, sonuç ne? Doğru söylemiş sultanım. Gebe. Belasını versin. Kurtulacaktım. Gidecekti. Gebeymiş. Doğuramasın. Dölü düşsün inşallah. İnşallah hevesi kursağında kalsın sultanım. Keşke. Keşke ölse de bitse bu işkence. İçmeyeceğim. Bu ne? Hekim vermişti ya, suhulet verir dedi. Birkaç damla damlattım. Fazlası öldürürmüş. Yüreği patlatır, kanla boğar dedi. İyi. Madem o kadar faydalı içeyim. Şişeyi bana ver saklayayım. Mustafa'nın eline geçmesin Allah muhafaza. Seni merak etmiştim. Haberi duyunca koştum geldim. İyi misin? İyiyim, merak etme. Kader böyleymiş. Ne yapsak boş. Sen nasılsın? Bizim dertlerimizle uğraşıyorsun, kendine hiç bakmıyorsun sultanım. Esas senin gençliğine, güzelliğine yazık. Solup gideceksin bu sarayın içinde diye endişeleniyorum. Validem de aynı şeyleri söylemişti geçenlerde. Verecek beni yine birine. Korkuyorum. Kimdir nedir sen biliyor musun? Bilmiyorum ama... Senin gönlünden geçen biri mi var yoksa? Yok. Korkma. İçini ferah tut. Valide sultanımız bugünlerde kimi evlendirmeye kalkışsa ters oluyor. Niye çağırdı valide sultan? Yine Azergin'de ceza mı var? Bilmiyorum. Çağır dediler. Ben de çağırdım. O beni yollamaz artık Edirne, ha? Söyle. Saygılı ol. Kafanı salla. Çok da konuşma, o zaman yollamaz. Yüzün bozuk, ne oldu? Valide Sultan o cariye için şerbet tatlı dağıttırıyor haremde. Kutluyor. Hani size de yapmıştı ya. Biz de helvasını dağıtırız, belli mi olur? Zaman ne gösterir bilinmez. Valide Sultan sizi çağırıyor. Sesimi kısmak için mi çağırıyor? Sus ve bekle demek için mi çağırıyor?
kederden ölsen de bu senin kaderin demek için mi Çağrı? Ya Rab, padişahımızın ve askerlerinin kılıçlarını keskin eyle. Amin. Askeri İslam'ı daima mansur ve muzaffer eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbel Alemin, senin adını yüceltmek, dünyaya yaymak ve rızanı kazanmaktan başka bir yolumuz yok.